Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner'de milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten Milyoner uygulamasını indiriyoruz ve Milyoner'e üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'lik kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'lik kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. İKAS sizinle e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret. Evet efendim, İKAS'ın sunduğu Son Ronda hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi geçen hafta da gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Serdar nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Galiba 2 hafta önceki programımız 1 milyonu çok bayağı geçti. Toplam izlenmede. Benim sessizlik eylemi yaptığım bölümün oldu mu? Bu kadar... Galiba oydu. Ya, söylediler ama tam bilmiyorum. Galiba bu geçen haftaki de oraya yaklaşmış. Vallahi herkese çok teşekkür ediyoruz. Üstelik bunu 6 yıldır sürdürüyor olmak da hakikaten bir imza işlerden birini yapıyoruz Türk spor basınında. Senin son 6 yılda emeğine sağlık Beşiktaş kardeşim. Beşiktaş kaç teknik direktör değiştirdi? Fenerbahçe kaç teknik direktör değiştirdi? Deyip hemen şimdi bu hafta bay geçti Fenerbahçe. Hafta içi Perşembe gecesi Avrupa Kupası maçı vardı. Şimdi şunu diyebiliriz, işte ikinci mini maç arasına girdik. Yani sezonun ilk yarısının tam yarısını böyle tamamlamış oluyoruz bu durumda. Fenerbahçe için Z raporu şu ana kadar. Mourinho-Fenerbahçe evliliği nasıl gidiyor? Bu evliliğin daha başarılı, daha mutlu günler yaşatması için ne yapılması gerekiyor? Artı böyle devre arası için şimdiden çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sence ne yapılması gerekiyor devre arasında? Valla sen izlemiyorsun ama Türkiye'de en çok izlenen dizilerden bir tanesi Kızılcık Şerbeti. Dedin ya Mourinho ile Fenerbahçe evliliği nasıl gidiyor diye. Doğa ile Fatih'in evliliği gibi. Daha henüz aileler yavaş yavaş ısınıyor birbirine. İki taraf birbirini sevse de henüz böyle iki farklı kültür arasında bir sıcaklık oluşmuş değil. İzlemiyorsun dedin canım. Arada bakıyorum. Yalnız onlar... Yavaş yavaş... Birbirlerini anlayacaklar. Üçüncü sezonu iyi başlamadı, onu söyleyeyim. Onlar böyle Türkiye'deki sosyal kırılmanın bir neticesi, gerginliği. Burada yurt dışından dünya markası bir hoca getiriyorsun. Evet, artık dünyanın en iyi hocası değil. Ama Fenerbahçe hani bu sezona Mourinho sezonu olarak başladı. Genel olarak benzetmen güzel ama sanki Fenerbahçe'nin daha çok eski bir dizi vardı, hatırlıyor musun? Yabancı Gelin. Nehir Erdoğan. Falan oynuyordu. Biraz yabancı daha damat, değil mi? Yabancı damat. Ha, yabancı damat. Yabancı damat. Damat yabancıydı tabii. Yunan damat değil mi? Bu tabii Portekiz daha yakın olsa da. Bu oradan bakalım, o diziden. Onu izledim ben. Erdal Özyağcılar olduğu hiçbir şey kaçırmam ben. O da harika bir diziydi. Evet. Şimdi Galatasaray Alanya'ya puan kaybedip RFS'ye de 2-0'dan yakalanınca okullar biraz daha Galatasaray'ın negatifliği üzerine dönünce Fenerbahçe üzerinde çok negatif durulmadı. Genel bir spor kamuoyu açısından söylüyorum. Ben Fenerbahçelilerin hemen uzatmadan, hani yorumum yapmadan bilgilerimi vermeye geçeyim. Fenerbahçeliler şu an kötü değiliz diyor. İyi değiliz ama kötü de değiliz. Dolayısıyla bu milli ara son artık. Bundan sonraki dönüş, vay efendim daha takım hazır değildi, daha işte oturacaktı, daha bilmem ne yapacaktılar filan. O artık bahane kabul eden bir dönemden çıkıyoruz. Bu milli aradan sonra Amrabat'ın daha sıkı bir şekilde oynadığı, Kostić'in daha takıma daha fazla süre olarak girdiği, Osayi'nin takıma döndüğü bir dönem olarak biraz daha iyi sonuçların alınmasının beklendiği bir dönem. Mourinho ile ilgili taleplerin de artacağı bir dönem. Hemen bilgileri vereyim. Osayi ve İrfan'ın sözleşme konusu var. Şu anda ortada öyle bir görüşme yok. İrfan Fenerbahçe'de kalıyor
Ama o sayınki sıkıntılı falan gibi bilgiler veriyor bazı arkadaşlar. Onların da bilgileri, ulaştıkları yerler farklıdır mutlaka ama ben şu an her ikisininle ilgili de bir gelişme görmüyorum. Yani İrfan'da da bir gelişme yok. Osay'da da bir gelişme yok. Böyle bir gündem de yok şu an. Yani sözleşmeyi uzatalım uzatmayalım diye bir gündem de yok. Ama bu gündemin oluşması lazım. Yani bence bu dönemde, bu arada bu gündemin oluşması lazım. İrfan'la da Osay'la da görüşülmesi lazım. Anlaşıyorsanız anlaşın, anlaşamıyorsanız da bu arkadaşlar sene sonu efendim Galatasaray'a mı gider, Beşiktaş'a mı gider, nereye giderse gitsin diyeceksiniz. Yani bir karar verdikten sonra... Son maç performansını nasıl buldun? Biz bayağı oynatılmadığı için böyle Mourinho'ya eleştiri oklarını çevirmiştik ama performansı iyi değildi sanki. Ben İrfan Can falan olarak... İyi değildi. Son maçtaki performansı iyi değildi. İrfan Can'ın ve Ferdi'nin geçen seneye aratan oyunlarında bence birazcık oyun merkezinin geride kurmanın etkisi var. Yani Mourinho'nun oyununla ilgili bir etkisi var. Ve fakat hemen burada devreye gireyim. Mourinho'ya bir kere daha Türkiye Ligi anlatılacak. Ve bu sefer biraz daha farklı anlatılacak. Belki hani birkaç görüşme yapılacak ve diyecekler ki hocam kızı da evlendirdin. Bak Türkiye Ligi'ni de gördün. Artık yani bu kadar geride karşılamaya gerek yok. Yani Antalya Spor'a şut attırmadık. Pozisyon vermedik denilecek bir lig değil burası. Bunu artık sen de herhalde çözmüşsündür. Tamam Avrupa'da derbilerde bildiğin gibi yap ama hani diğer maçlarda da bu kadar edilgen bir futbola gerek var mı acaba? Bunu bir daha konuşalım mı seninle şeklinde bir görüşme daha yapılacağı bilgisini aldım. Onu söyleyeyim. İrfan ve Osayi konusunda bu milli arada en geç Kasım milli arasında bir gelişme bekliyorum. Ama bu gelişme olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Uzatılabilir, uzatılmayabilir oyuncularla sözleşme. Uzatılmazsa eğer Osayi seneye Galatasaray'a gider, İrfan Galatasaray'a gider. Abi, eğer o kararı verdiyseniz artık arkasında duracaksınız. Kim nereye de gidiyorsa gitsin diyeceksiniz. O tepkileri de göğüslemeye göze alacaksınız. Uzatırsınız başka, uzatmazsanız bu tip riskleri de göz almanız lazım. Gelelim devre arası transferi nasıl şekillenecek? Şimdiden konuşulmaya başlandı. Henüz bir kişiyle, bir futbolcuyla temas kurulmuş değil. Henüz bir fikir dahi oluşmuş değil. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Medina'nın transferini bekliyor Fenerbahçeliler. Medina transferi olmayabilir. Çünkü eğer devre arasında bir adet transfer yapılacaksa bu Medina yerine bütün maddiyat Medina, bu transfere harcanacaksa bu Medina yerine skor üretebilen bir ön alan oyuncusuna harcanabilir. Ya da ikiye böldük hem skor üretilebilen bir ön alan oyuncusuna hem de geriden top çıkarmakta zorluk yaşıyor Fenerbahçe. Bunu biliyoruz, görüyoruz da. Bir oyun kurabilen stopere harcanabilir. Ki zaten sol stoper istiyordu. Ve fakat bu ikinci söylediğim konu, yani sol stoper konusu biraz Kostić'e bağlı. Kostić takıma girdiğinde belli maçlarda sol bek, belli maçlarda sol ön oynayacak. Kostić sol ön oynadığında takımı çıkartabiliyorsa, yani Twente maçında ve Saint-Julien maçında gördüğümüz geriden oyun kuramayan Fenerbahçe'ye bir ilaç olursa, o zaman belki sol stoper transferi düşünülmez. Sene sonunda bırakılır. Ama Kostić de ön tarafta oynuyor. Geride de Jayden var. Stoperlerden ikisi de çok yeterince topu çıkartamıyor. Hatta üçü de, Çağlar'ı da sayalım. O zaman bu üçlüden veya hatta dörtlüden mesela Samet'ten ve belki de Bekao'dan çıkıp bir sol stoper alalım mı fikriyatı oluşabilir. Henüz oluşmuş değil. Oluşabilir. Böyle oyun kurucu ama, sol stoper çok pahalı değil mi ya? Yani eldekilerden daha iyi bu işi yapacak oyuncu böyle 15'ten falan başlamıyor mu? Kolay da bulunabilen bir şey değil. Ama devre arası da bayağı pahalı olur yani. O yüzden bu ihtimali ben açıkçası devre arası için çok kuvvetli görmüyorum. Ve fakat 3-5-2, 3-4-3 ihtimaline ne diyorsun peki? Kost için sol kanat bek unutuldu. Şu an vallahi en mantıklısı o gözüküyor ama şu anda öyle bir bilgim yok. Şu anda öyle bir bilgim yok. Ve fakat ön alana skorer bir isim konusu mesela daha ciddi bir konu o. Yani Szymański'yi Ferdi'nin alternatifi gibi düşünün. Hani Medina
Fred'in. Özür dilerim. Evet. Fred'in alternatifi. En başta da Ferdi demiştim. Ben araya girmeyeyim dedim. Fred'in alternatifi yani Medina. Normalde. Tırnak içerisinde söylüyorum. İşte Şimanski'yi oraya çekip belki bir 9.5 numara. Çünkü 10 numara da çok kalmadı. Belki bir 9.5 numara. Belki bir ikinci, yani gol atabilen bir santrafor. Çünkü Fenerbahçe'nin santraforlarının ikisi de tam striker değil. Ayrıca Twente maçında da gördük ki oyun merkezini geride de kursa Mourinho, İsmail Hoca gibi önde de kurulsa bu takımın oyun zekası Dzeko'da. Yani Nesiri başka bir oyuncu. O da çok da golcü de olmadığı da belli. Belki bir başka golcü daha katılma ihtimali var. Medina'dan devam etme ihtimali de var. Bunların hepsi ihtimal. Ama şu anda kafada yavaş yavaş bu düşünceler geçiyor. Onu söyleyeyim. Kasım'da falan biraz daha net belli olur. Evet abi, bize şöyle bir şey lazım. Bize hem stoper lazım, işte hem şey lazım. Ön alanda skorer bir isim lazım. Yok, geriden oyun çıkma işini çözdük. Sadece skorer bir ön alan oyuncusu lazım. Yok, Nesiri'yle de Şimanski'de ikisi de çok iyi gidiyor. O zaman biz Medina'yı alıp konuyu kapatalım da olabilir. Yani bu üç alternatiften birisi Kasım ayında biraz daha belli olur. Ama Fenerbahçe Medina'dan vazgeçti. Ön tarafa bir oyuncu bakıyor. Fenerbahçe Medina'dan vazgeçti. Geriye bir oyuncu bakıyor. Fenerbahçe Medina'dan vazgeçti. Hem öne hem geriye bir oyuncu bakıyor. Ya da Fenerbahçe ön taraftaki durumdan memnun. Geriyi de aşağı yukarı çözdü. Kesin olarak Medina transferini bitiriyor. Dan birisini Kasım ayında duyacağız. Onu da söyleyeyim. Bundan sonrası artık Mourinho'da. Bundan sonrası Mourinho'da. Beşiktaş'ta sen de anlatırsın. Duyduğumuz doğruysa bir takım maddi problemlere doğru gidiliyormuş. Ödemeler bazında böyle problemler olma ihtimali gündemdeymiş. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. En azından yansıyan yok. Şimdi yönetim parasını ödüyor futbolcuların veya teknik adamın. İstenilen transferler de aşağı yukarı yapıldı. Belki o eleştirilebilir. Yani hocanın istedikleri, her istediği yapılır mı konusu eleştirilebilir. Bundan sonrası artık top Mourinho'da. Yani devre arasında bazı oyuncular ben oynamıyorum, ayrılmak istiyorum diye söylerlerse de o zaman gidene bay bay, gelene hay hay diyeceksin yani, yapacak bir şey yok. Artık ben geçen hafta yaptığımız programda çizdiğim 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1 o formasyonları Mourinho'nun Medina hariç hiç transfer yapmadan Fenerbahçe'yi bir üst seviyeye çıkaracak şekilde böyle oynatmasını en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Kendimi böyle tekrar etmek istemiyorum. Geçen haftaki program çok izlenmiş ama bundan sonra eğer böyle doymadıysanız bir daha böyle açın böyle beyaz tahtada ikimiz. Ben Mourinho Hoca çok sevdiği Serdar'ın, yıllardır çok sevdiğim Mourinho Hocası ile Serdar'ın böyle arasını yapmaya çalıştım. Çünkü başta Serdar olmak üzere Fenerbahçe'nin önde gelenlerini üçlü savunmaya ikna etmek çok zor bir şey. Ama Serdar gayet makul karşıladı. Çünkü bu defansif bir çözüm değil. Zaten Fenerbahçe dörtlü oynarken fazla defansif oynuyor diye hepsi düşünüyor. Ben de nasıl daha az defansif oynar diye. Ki şimdi Galatasaray bölümünde bunu daha fazla konuşacağız, irdeleyeceğiz. İKAS sızında e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret.